Evet, şimdi filmlerimizi listeledik. Bu filmlerden herhangi birisine bastığımız zaman detay sayfasına gitmesi gerekiyor. Bakın, o detay sayfasını da şurada şöyle bir detay sayfası oluşturabiliriz. Burada neyi göstermiş, ne farkı var? Bir arka plan resmi. Burada yani şu şekilde de gösterebiliriz. Bakın, bu şekilde de gösterebiliriz, böyle de gösterebiliriz. Ya fark etmez. Böyle gösterelim. Yani bilemedim şimdi nasıl göstersek. Neyse, bir başlayalım da biz hangimizin canı isterse o şekilde gösteririz. Şimdi ne yapacağız? Screens'in içerisine bir tane de view.js adında bir dosya atalım. Tamam mı? Burada import React from React diyelim. Import view style sheet text ve safe area view diyelim. From React native diyelim. Import icon from React native vector icons font ev 5 diyelim. Ve daha sonra const view diyerek return safe area view diyelim ve const style sheet.create ve export default view diyelim. Buradaki view'u büyük yazmayın sakın, şurayla çakışabilir. Şimdi app navigation container'ıma, bakın şu indeksi dahil ettiğim gibi import view from. Burada büyük yazabilirim. Neden? Çünkü herhangi bir view'u dahil etmedim. Tabii dahil edersem oradan kaldırmam lazım. Bakın, home'un içerisine bunu eklemem lazım. Çünkü home'la alakalı bir durum var burada. Şöyle view'u buraya dahil edeceğiz. Şimdi buradan bastığımda oraya gitmesi lazım. Bunun için bu tıklama işlemini nerede yapıyorum? Bakın, film komponentinde yapıyorum. Yani bu bir sayfa değil. Bakın, ben buradan şöyle göstereyim, bakın props diyeyim, tamam mı? Console.log props dediğim zaman tamam, bir hata verecek, o önemli değil. Önemli olan benim şuradaki props'u göstermem size. Bakın, props sadece item geliyor, yani item geliyor. Ben buradan yönlendirme direkt böyle yapamam. Nasıl yapacağım? Import use navigation diyeceğim. Bakın, React Navigation Native'in içerisinden alacak. Daha sonra const history diyeceğim. Use navigation diyeceğim. Ve bu şekilde ben bunu kullanabileceğim. Ne yapacağım artık? onPress pro pardon history.navigate view'a gidecek ve view'a giderken bir id göndereceğim. Bu da item.id olacak. Bakın, bastım. Artık view'dayım. Yani buradayım. Şimdi burada ne yapacağız? Burada öncelikle biz şuraya bir props diyeyim. Bakın, iyice görelim. Console.log props diyeyim. Bakın, props route params id'den ben bu id'yi alacağım. Yani const id props route params.id diyerek id değerini alacağım. Tabii burada datayı da dahil etmem gerekiyor ki bu dataya erişip sadece o filmin detaylarını alayım. Bakın, bunun için şöyle bir şey yapabilirim. Data.filter item, sadece bunları görmeniz için yazıyorum. Hani nasıl yapıldığını bilin. Itemların hepsini filtreledi. Ben burada diyeceğim ki, bakın burada diyeceğim ki item.id'si id'ye eşit olan console.log ile tekrardan bunu yazdırayım. Bakın, burada verim geldi. Peki buradaki veri 2'ye eşit olsaydı, 2 diyelim. Hop, basayım. Bakın, yine verim gelecekti. Şimdi ne yapacağım? Burada id diyeceğim ve id'nin sıfırıncısını alacağım.
Yani bakın direkt veriye ulaştım. Bu bizim aslında const item'ımız olacak. Yani biz buradan verimize ulaşmış olduk. Şimdi devam edelim. Şöyle bir ekranımız var. Image'i ekledik mi sayfamıza? Eklemedik tabii ki. Hemen ekleyelim. Image. Save Area View'dan sonra View Style.header diye bir bölüm yapalım ve burada Image Source URI Item.Image Style.header Image deyip bu şekilde burayı yazalım. Header için bir alan açalım ve image için bir alan açalım. Image'ımın width'i %100 olsun yine ve height değeri 300 olsun. Evet. Niye herhangi bir şey gözükmüyor? Evet, bu yazım geliyor. Item image şöyle bir item'ı console.log item. Item.image ve o da geliyor. Style header image. Ha, pardon. Image değil, header image olacak. Evet, bakın bu şekilde bir alanımız oldu. Ama burada dikkat ederseniz bir overlay var. Yani bunun üstüne siyahla kaplayabilecekleri bir overlay var. Ben bunu da yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şurada buraya style.overlay diyeyim. Tamam mı? Bu overlay position'ı absolute olsun. Top 0, left 0, background color black. Z indeksi yine arttıralım. Width %100 olsun ve height değeri de %100 olsun. Bakın komple kapladı. Şimdi burada RGBA ile 0 0 0 0.5 dersem bakın bu şekilde bir overlay oluşturmuş oldum. Burada resize mode contain diyerek bunu bu şekilde de çevirebilirim. Hani cover diyerek bunu hop cover diyerek arka plan olarak da gösterebilirim. Şimdi ne yapalım? Fark ettiyseniz hiç resim olarak eklemiyoruz şunları. Bunları da resim olarak da ekleyebiliriz. Kendimiz de yapabiliriz. Ya burada gradient koymuş ama biz bunu gradient olarak koyamayacağız. Çünkü eklemedik gradient paketini. Onu da belki ekleriz. Burada şey yapalım. View style nokta play button container diyelim. Ve aynen şöyle ekleyelim. Size 30 demiş. Zaten kendi demiş. Peki bu nerede? Bakın şurada. Görüyor musunuz? Ama bu bir position absolute olmak zorunda ki ben bunu şuraya koyayım. Peki şu overlay'in bakın bu overlay'in üstünde bir z index değeri olması lazım. Hatta şöyle yapayım. Şunu 9, 9 yapayım. Şunu 10 yapayım. Şimdi görünür oldu. Peki bunda justify content center ve align item center dersem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çünkü bunu bakın bu view'ı şöyle yapalım. View background color red diyeyim. Bakın bu alana sahip, tamam mı? Bunu top ve left ile hareket ettirebilirim. Ama ben bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum arkadaşlar? Bunu direkt ortalamak istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapabilirim. Bunun için şöyle bir şey yapabilirim.
Width yine %100 derim. Height değerine de yine %100 derim. Bu sefer ortalamış olurum. Bakın burada. Ve burada şu kısım touchable opacity olacak. Touchable opacity. Gesture handler'dan değil de React Native'den çağırsın bunu. Şunu touchable opacity'nin içerisine alırsam bakın tıklanılabilir hal aldı. Veya dilersen bunu style.button container diyebilirim. Play button diyebilirim. Ve buraya gelip play button width 50 height 50 border radius 100 derim. Tamam mı? Sonra color'ına da background color'ına da bunu şunu koyarım. Ve justify content center align items center deyip bu şekilde oluşturabilirim. Ama bu biraz ufak kaçtı. 30-30'un boyutuna göre bu şekilde oluşturabilirim. Bence gayet güzel. Şimdi hatta bunu 20 yaparsam daha 25 yaparsam daha güzel durabilir. Şimdi devam edelim. Bu kısmı yaptık. Bakın burada bir de left ve right için şurada bir kontrol kısmı var. Bunu da view style style.controls diyelim. Burada iki tane touchable opacity olacak. Şöyle yapalım. Icon name arrow left ve bunun değeri chevron left koyalım ve bu white olacak. Bir tane daha koyalım. Bu da share olacak. Evet. Evet, tamam. Şimdi dostlar, burada bir de text back yazsın. Tamam, bunları inline yazacağım. Bunlar için tekrar class oluşturmaya gerek yok. Flex direction row align items center style color white font size 15 font weight 700 şu şekilde bir şey oluşturabilirim. Şunu hatta 16 yapalım ve bir de margin left 5 diyelim ki aralarındaki mesafe açılsın. Şimdi bunu daha güzel görmek için şu kontrolsü yazmam yeterli olacak buraya. Kontrolsü de yine aynı şekilde position absolute olacak. Ondan sonra acaba z indeksi 10 olacak. Flex direction row olacak. Justify content space between olacak. Niye olmadı? Flex şöyle yapalım, background color black diyelim. Width flex 1 vereyim şuna. Gerçi bu şey absolute olduğu için width değeri verdim. Ve buna bir de top 10 diyeyim. Hatta 20 diyelim. Ve buna bir de padding değeri vermek istiyorum. Padding horizontal'a 20 vereceğim. Direkt bu şekilde bir görünüm elde etmiş olacağız. Yani üstünde oynamalar biraz daha yapılabilir. Bu arada z indeksi 10 verdiğimiz için tıklayamıyorum. Şurada 11 yaparsam tıklayabilirim. Buna da tıklayabilirim. Buna da tıklarım. Buna da tıklarım. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi geldik işin civcivli kısmından birine daha. Burada bakın şunu burada göstermek biraz sıkıntı. Ve şurada bir yazımız daha var. Bunları göstereceğiz. Bunları da yine absolute ile göstereceğim.
Çünkü başka şansım yok. Onu oraya çıkartmak için, yani şuraya çıkartmak için başka şansım yok. Mecbur o şekilde göstereceğim. Dilerseniz şunu, header'ı kapatalım ve şuraya view style style.information diyelim. Burada bir image olacak. Image bu style style.information image ve source yine aynı şekilde olacak. Şimdi information image'ı şöyle oluşturacağım. Çok büyük bir resim değil çünkü 150'ye, tamam mı, 200'lük bir resim oluşturacağım bu şekilde. Bu resmi şöyle yapacağım. Bir view içerisine alayım. Style nokta information image container diyelim. Tamam mı? Şu şekilde. Çünkü şurada bir de yazı kısmı da var. Tamam mı? Bunları bir de information name container diyelim. Şuna da information name diyelim. Şunları text yapalım. Biraz hızlı anlatıyor olabilirim ama böyle yavaş yavaş anlatmak biraz sıkıcı olabilir. O yüzden biraz hızlı yazıyorum. Yani çok da hızlı da olmasa bu şekilde. Information image'ın width'i sanki biraz daha fazla şeye göre. Sanki bura biraz 120'lik, 120 ve 180'lik gibi duruyor. Şöyle. Tamam, onu hallederiz. Burada bir de information için aslında arkadaşlar şu information name'i, tamam mı? Information name'i ve tamam şu header'ın içerisinde yazsam daha mı rahat olacak? Bir deneyelim. Sonuçta bunlar da absolut olacak. Şöyle yapalım. Şu ikisini şuraya alayım. Şu information kısmını değiştireyim. Body diyeyim ona. Şu information container'ı bir kodlayayım bakayım ne olacak. Ne bitecek. Z-index'i 11 diyelim ilk önce. Bir yukarı çıksın bu. Şuna da aynı şeyi yapayım. Information name container'a. Information name container. Z-index 11 diyeyim. Ve bunların position absolute olacağını belirteyim. Bu da öyle şu alandan çıksınlar yani derdim. Şimdi bu bottom 0 dersem böyle olacak. Bottom 10 dersem, pardon, eksi 20 dersem aşağı doğru inmeye başlayacak. Şöyle 50, 80, şöyle 100 de tam kıvamına gelecek gibi duruyor. Yani yarılamış olacağız. Ve left içinde 10 desem az olur, 50 desem çok olur, 30 desem kıvamında. Hatta 20. Hatta 20. Buna bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Information image'a border radius 5 diyeceğim. Ve React Native box shadow'u açacağım. Ve buna bir de shadow vereceğim. Evet, bakın şu şekilde bir shadow verdim. Şimdi isim kısmına geldiğimizde, information name container alanına geldiğimizde yine bu da bottom 0 olacak. Hatta bunun bottom 10 olacak, tamam mı? Right 50 olacak. Ve şurada information name, şu şekilde bir yazım yapmayı düşünüyorum.
Biraz daha yukarı alabilirim. 20 şöyle. Nasıl sizce? Keşke canlı yayın yapsaydık da buradan gösterseydik size. Şimdi sıkıntı şurada bu sefer de. Bunları buraya nasıl koyacağım? Yani şu yazıları buraya nasıl koyabilirim? Tam bunu üste koydum. Okey. Mesela şuna bakalım. Bak kayıyor. Yani bunun kaymaması lazım. O zaman ben bu konteynere bir width vermem lazım. Bak şöyle bir width vermem lazım. Hatta 300 dersem right'ına da 30 dersem 200 diyeyim. Right'ına 10 diyeyim. Şöyle background color red diyeyim bir. Yani bu kadarlık bizim bir alanımız var. Şunu 250 yaparsam çok olur. 230 yapmam lazım ki buradan başlasın, oraya kadar gitsin. Şöyle bakayım bir. Yani biraz yazıyı ufaltırsam tam olur gibi geliyor. Bek daha çalışmıyor. Aynen. Yani köşesinden başlatıp oraya kadar gönderdik. Mesela bakın bu da alt satıra geçmiş oldu. Bence gayet iyi. O sorunu çözmüş olduk. Şimdi geldik. Problem şurada. Şuraya ben o yazıyı nasıl koyacağım? Bakın. Şu view'a geldiğimde şu body kısmını şöyle bir şey yapayım. Nereden başladığını görelim. Body flex 1 background color blue dersem bakın iyi buradan başlıyor. O yönden rahatız. Şöyle bir şey yapabiliriz o zaman burada. Body'nin içerisine ilk önce view style nokta top right tadında bir tane class oluştururum. Buraya geleyim bir text atayım. Tamam, bir şeyler yazayım şöyle. Top right'ı şöyle yazabilirim. Bu arada bunun Z indeksi vermeme gerek yok burada. Çok fazla. Top right flex direction row olacak. Tamam, flex 1 olacak ve justify content flex end olacak. Şunu bir sileyim. Şu an nerede bu? Flex 1'i şu yüzden karşılamıyor. Şuraya bir style flex 1 demem lazım. Bakın şu anda burada. Peki flex start dersem nereye gelecek? Ta buraya gelecek. O benim istediğim bir şey değil. Flex neyi verebiliriz burada? Space Bedwin veremem. Ha, Space Bedwin'i şöyle verebilirim. Buraya bir tane de view style nokta top right koyarım, tamam mı? Şöyle yaparım. Ve şu body'ye de flex şuraya bir tane daha kapsayıcı koyarım. Şöyle yaparım. Flex direction row derim. Tabii onu yine şuradan yapmam lazım. Space Bedwin'i burada değil de şurada vermem lazım. Şurada vermem lazım. Ama bakın şimdi olayı göstereyim size. Background color red diyelim. Şöyle bir alan var. Tamam mı? Bunlara hatta margin horizontal'ı 5 vereyim. Bakın şöyle şöyle kapsıyor bunlar. Yani böyle böyle kapsıyor. Burada bir padding var ya. Şu padding'i bak sileyim. Bu sefer böyle böyle kapsadı. Şimdi ben burada şuna flex 2 deyip şuna flex 1 verirsem, şunu sadece flex 1 yaparsam ve şuna flex 2 verirsem bayağı bir düzeltmiş olacağız paçayı. Ama 2 çok fazla oldu. 1,5 verirsem, bakın 1,5 verdiğim zaman ben aslında buraya getirmiş oldum. Ve burada da padding vertical 20 deyip tamam mı? Buradan başlamasını sağlayabilirim. Yani bu şekilde yapabilirim.
Başka yol var mı? Onu düşünüyorum. Şu anda başka aklıma gelen bir şey yok. Yani şu an günü kurtardık burada. Sizin aklınıza bir şey gelirse söyleyin. Bir düzeltme videosu çekeriz. Şimdi burası tamam. Bir de içerik kısmı için şuraya bir yazayım da içeriği de yazayım. Kafamda soru işareti kalmasın. Item.txt diyeyim. Nereden başlayacak? Önemli olan o benim için. Flex body. Body flex 1 demişiz. Tamam. Buna da style.content diyelim. Tamam mı? Bu arada buna text dememiştik değil mi datada? Movies.json ne demişiz? Title demişiz. Evet, buradan başlıyor. Zaten şu içeriği doldurunca tamam mı? O aşağıya doğru gelmiş olacak. Ama biz contentimizi yine şuraya koyalım. Şimdi biz neler yapacağız? Neler yapacağız? Neler yapacağız? Burada bir yandan da movies'i açalım. Bakın burada time alanı var. Ben şöyle yapmayı planlıyorum burada. Aynen. Copilot isimlendirdi bana onu. Şunu kapatsın bir de. Tamam mı? Şuraya bir ikon. Time. Clock. Clock diyelim ya da. Clock. Şuraya bir de text. Bu da item time. Bunu şurada yazacağım. Flex direction row align items center nerede o yazdım şurada style top right item text bunu da left 5 diyelim. Şu şekilde oluşturmayı planlıyorum yani. Daha sonra mesela ne var? Kategori var. Kategori içinde kullanabiliriz. Bakalım bir ikonlara. Tabii ki bize free lazım. Folder olarak arayabiliriz. Folder. Ne yapacağım? Tek yapacağım şey şu fold şunu kopyalayıp şuraya folder yazıp şuraya da kategori yazmam. Şu şekilde. Ama bunlar bakın top right flex direction row demişim. Row olmayacak tabii ki. Hatta bunu tekrardan 2'ye çevirsem 2 1 1 bile desem ya da 1.5 ya 1.2 bile yapsam çok nezirgenmez. 1.5 olarak kalsın. Şunun left'i 10 yapalım biz. Çok birbirine yakın duruyorlar. Ve margin bottom'ını da 5 yapalım. Şunların arasını açalım biraz. Bu arada şu tekstlere de text align center diyeyim mi? Diyeyim. Bu şekilde olsun. Başka ne yapmış? Bu şekilde. Bizde ne var? Yönetmen. Yönetmen, director. Bunu ne diye koyalım? Şunu koyalım ya. Street view koyalım hadi. Şurada bir tane daha koyacağız. Street view director. Evet. Bakın zaten aşağıya kadar gelmiş oldu. Peki movies datamızda başka ne kaldı? Bunu ekledik, bunu ekledik. Star var ve castler var. Tamam mı? Şimdi yazımızı çok kısa yazmışız bu arada. O yüzden böyle gözüküyor. Hop gel. Açıklamayı aldık ya. Şu birden fazla şuraya eklesem normalde çok saçma oldu ama yani şimdi oradan girip uzatmaya çok erindim. Şöyle birden fazla yazayım. Content için tamam mı? Şuna da style.content text diyelim. Content
bizim content'imiz padding 10 olsun. Şöyle bir daha tasarıma bakayım. 10 değil 20 olması lazım. Ama padding bir saniye. Evet, padding horizontal 20. Padding vertical 10. Ve daha sonra content text'im font size 20 ya da çok mu fazla oldu? 10 15 18 18 iyi mi? Burada kaç yapmışlar? Renk kodu yok ki bizde. 20 yapmış. 20 yapayım. Hadi 19 yapayım ben de. Color'ında şuradan aldığımız rengi koyalım. Ha, şu şekilde. Helalinden bir yazı oldu. Bakın burada bir de ne yapacağız biz? En alta bu kişileri listeleyeceğiz. Ama burayı kaydıramıyorum. Bize bir scroll view lazım. Scroll view lazım. Scroll view. Ben bu scroll view'ı nerede kullanacağım? Şu yazıda kullanayım. Yani çok sağlıklı olacak mı bilmiyorum ama denemek istiyorum bir orayı. Şöyle bir scroll view olacak. Aslında ya normalde bu mesela bir pluginlerle falan böyle kaydırdığım zaman, yani yukarı kaydırdığım zaman bunun resmin yukarı gelmesini sağlayabilirim. Ama şu anda bir hızımızı almışız gidiyoruz. Hani buna gerek var mı onu düşünüyorum. Şurada body de kullansam nasıl olur? Evet, burada kalır. Komple sayfada kullansam scroll view'ı. Böyle yaparsam bence daha iyi olacak. Ama şöyle yapalım. Buraya bir scroll view koyalım. Flex 1 diyeyim yine. Tamam mı? Şu aşağıya geleyim. Şurada. Burada kullanayım. Evet. Böyle oynasın. Şimdi cast'teki kişileri yapacağız ama bende bunların fotoğrafları yok. İsim olarak yazdıracağım. Ve her birinin resmine bu resmi koyacağım. Şu elemanın resmini koyacağım. O şekilde siz anlarsınız. Style.cast diyelim. Ve daha sonra bakın item.cast map item ve burada içeride bir komponent oluşturacağım. Cast diyeyim buna ve item olsun. Tamam mı? Şimdi bir hata alacağız. Aldık. Cast'ı şurada tanımlayacağım. Yani tekrar onun için bir komponent oluşturmak yerine şurada şöyle item return view şeklinde bir veri oluşturacağım. Ve burada image'a dediğim gibi buna dot cast diyeyim ya, karışmasın. Tamam, şöyle bu image'ın source'una URI'na item.image koyacağım. Tamam mı? Style.cast image. Şu da style.cast container ve bir de text'im olacak. Bu da item.cast.name olacak. Ama velakin bunun adı ne olacak? Style.castName olacak. Şu şekilde. Bakın Tom Cruise, Mom Cruise geldi buraya. Şimdi artık bu CSS'leri oluşturma vakti geldi. Şuna ne demişim? Cast demişim. Şöyle indireyim. Ve burada margin top 20 diyeyim bir. Ve flex direction row diyeceğim. Ve her biri tabi onu şurada yapacağız.
Şimdi burada her birine bir flex 1 verirsen böyle ayrılırlar. Daha sonracığıma cast image var. Bunun için width 100 height 200 dersem şöyle bir resim yakalarım. Ama bu bence çok sağlıklı değil. 80'e 150 dersem bu da çok sağlıklı değil. 100'e 150 dersem bence sağlıklı. Ve burada bir de border radius 5 verelim. Ondan sonracığıma şurada cast name'e gelelim. Şurada cast name. Font size 20 çok oldu. 18 diyelim. Text align center diyelim. Tabii o zaman şurada da ne yapacağım? Justify content center diyeceğim ve align items center diyeceğim ki ortasına, ama şu justify content bunu böyle ortalama yaptı. Böyle daha iyi. Daha iyi. Evet. Bu aslında yazıyı ufak yazsak var ya sanki daha güzel gözükecek gibi geliyor bana ya. Margin top 10 font weight 300 desem böyle hani belirli belirsiz, anladınız mı? Yani şu şekilde. Hatta margin top 5 diyeyim. Burada gene en sevmediğim olay var. Bakın şu scroll olayı var. Onu da kaldıralım. Show vertical scroll indicator burada da işe yarıyor. Buna da false dediğim zaman bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi ne kaldı? Ben şu star'ı kullanacağım. Biz onun için ne kullanmıştık? React Native Star'dı. Şu. Bununla göstermeyi deneyeceğiz. Şöyle bir deneyelim. Aa, burada resim mi istiyor bizden? Resimsiz göstermiyor mu? Olmadı bu. İşte bu gösteriyordu. Bu gösteriyordu. Tamam, şey yapalım. Bunlar da zaten gerekmiyor. Pot install yapmaya gerek yok. Bunu kurayım. Bunu kullanalım. Projemize dahil edelim şuraya. Ve daha sonra şunu alalım. Şurada. Şu clock'tan sonra şuraya bunu koyalım. Item nokta star diyelim. Selected star'da console nokta log rating yapsın. Evet, harika. Bunun size'ını da ayarlayabiliyoruz. Dur. Bakalım. Star size, evet. Star size 10 olsun. 15 olsun. 20 olsun. Evet. Gayet güzel. Peki full star color'a ben yellow dersem, yellow çok şey oldu da şunu kullanabilirim. Evet. Ya da kırmızıyı da kullanabilirim. Bence harika. Ya da şu şeyin color'ını kullanalım. Hani uyumlu olsunlar birbirlerine. Nerede o? Play button. Play button. Şunu kullanalım. Evet. Gayet güzel. Daha ne olsun? Daha iyisi Şam'da kayısı. Evet arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Bu bölümde anlatacağım bu kadar. Bir sonraki bölümde ne yapalım biliyor musunuz mu? Bu şeylere video ekleyelim. Şu back kısmını yazmak için bir bölüm daha bekletmeyeyim sizi. Şöyle yapacağız. Şu back kısmı var ya. Burada on press props navigation go back diyeceğiz. Bakın gitti.
Hop. Harika ya valla. Kullanılır yani. Hatta şuna bir bo ama gerçi Box Shadow verdik. Şu şekilde bir ekranımız olmuş oldu. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, bu bölümde şimdi bu kadarlık olsun. Sonraki bölümlerde arama kısmını yapacağız. Şu üstteki promotion kısmını yapacağız. Bottom bölümüne birkaç bir şey koyarız. Ve ne yaparız? Datamızı da bir tık genişletiriz. Hani elimizden geldiğince bol bol örnekli bir şeyler yapmaya çalışacağız ya. Yani sizlerin de gelişmesi, benim de gelişmem için bir şeyler yapacağız diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Demeden önce kanala abone olmayı unutmayalım. Çünkü bu seri için beni teşvike ihtiyacım var. Ve eğer beni desteklemek istiyorsanız da katıla tıklayabilirsiniz.